Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Sümeyye Kara. Bir önceki videomuzda aralıklı oruçtan bahsetmiştik. Nedir, nasıl yapılır bunları konuşmuştuk. Şimdi de size aralıklı orucun türlerinden bahsedeceğiz. Kimler yapabilir, kimler yapamaz bunları anlatacağız. Konumuza başlayalım. Aralıklı oruç hangi saatte yemek yediğinize göre değişen bir diyet türüdür. Yani burada ne yediğinizden çok hangi saatte yediğiniz önemlidir. Bu diyetin türlerini belirleyen şey de uyguladığınız saatlerdir. Mesela günün 24 saati içerisinde 10 saat aç kalıp 14 saat yemek yediğiniz bir yöntem bu aralıklı oruç türüne girer. Başka bir yöntem 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yediğiniz bir yöntemdir. Yine bu aralıklı oruç diyetin içerisinde başka bir tür 20 saat aç kalıp 4 saat yemek yediğiniz bir yöntemdir. Bunlardan hangisine sizin daha uygun olduğunuzu belirlemek kendi vereceğiniz bir karardır. Tabii ki uzmana danışmakta fayda var. Burada pek çok kişi aralıklı orucu yaş aralığına göre düşünüyor. Ancak buradaki mesele yaş değil, saatlerdir. Yani hangi saatte yemek yediğiniz önemlidir. Kendi belirlediğiniz belli bir saati yemek saati, geriye kalan zamanı da oruç saati olarak belirlemeniz gerekiyor. Yemek saati olarak seçtiğimiz bu aralığın içerisinde tabii ki sağlıklı besinler seçerek bir beslenme planı oluşturabilirsiniz. Geriye kalan saatlerde ise kesinlikle kalorisi olan bir besin tercih etmemeliyiz. Aralıklı orucun pek çok türü olduğundan bahsettik. Şimdi kendinize uygun yöntemi nasıl seçersiniz biraz bundan bahsedelim. Mesela çok erken saatlerde kalkan bir kişiyseniz saat 6-7 gibi 12'de yemek yemeye başlamak sizin için geç olabilir. O yüzden sizin 10'da yemek yemeye başlayıp 6'da bırakmanız daha uygun olacaktır. Yani bu konuda seçimi kendinize göre yapabilirsiniz. Çok farklı yaşam stili olan kişiler bu diyet yöntemini kullanarak çok etkili sonuçlar almakta. O yüzden siz de kendiniz belirleyeceğiniz saatlerde oruç ve yemek sistemini oturtabilirsiniz. Eğer 16'ya 8 yöntemi seçtiyseniz danışanlarımdan en etkili sonuçlar aldığım yöntem tam budur. Kendi saatinizi belirleyip ona göre ilerleyelim. Mesela eğer geç kalkan bir kişiyseniz 12'de yemek yemeye başlayıp akşam 8'de yemeğinizi bitirebilirsiniz. Yemek saatiniz geç olduğu için, geç saatte bittiği için akşam yediğiniz yemeğin kalorisini daha düşük tutmalısınız. Tabii ki ne yediğiniz yemek saatinden daha önemli değil. Ancak geç saatte yemek yemenin vücudumuza iyi gelmeyeceğini de hepimiz biliyoruz. Aralıklı oruç türlerinden kendinize en uygun yöntemi diyelim ki seçtiniz. Ben genelde 16'ya 8 yöntemini öneriyorum. Bu yöntemde yapmanız gereken şey vücudun bir detoksifikasyon içerisinde yani kendini temizleme içerisinde olduğunu bilmeniz. O yüzden de zararlı besinlerden elinizden geldiğince uzak durmalısınız. Örneğin sigara alkol kullanıyorsanız bunları diyete başlamadan 2-3 gün önce bırakın. İçtiğiniz suyu en az 2-3 litreye kadar çıkartın. Çünkü bu diyetle amacımız hem zayıflamak hem de vücudun ve organların temizlenmesini sağlamaktır. Bunun dışında vücudunuzun dinlenmesine, temizlenmesine izin vermek için oruç saatlerinde kalorisi olan herhangi bir besin kesinlikle tercih etmeyelim. Örnek veriyorum, bir bitki çayı, sade soda, su, bol bol tabii ki içebilirsiniz. Çiğ besinler tercihinizi arttırmalısınız ve oruç olmadığınız yani yemek yiyebileceğiniz saatler içerisinde bol bol çiğ kuru yemişler, çiğ sebze meyveler mutlaka tercih etmelisiniz. Sabah uyandığınızda ilk iş olarak 2 bardak ılık su içip vücudun temizlenmesini sağlamalısınız. İçtiğiniz bu suyun içerisine elma sirkesi veya enginar sirkesi ekleyebilirsiniz. Mavi Kadın kanalında aralıklı oruçla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Aklınıza takılan soruları mutlaka aşağıya yorum olarak yazın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın.